Milletlerin tarihlerinde gurur ile hüznün birlikte yaşandığı saatler, anlar, günler, geceler vardır. 15 Temmuz gecesi milletimiz için böylesi gurur ve hüznün bir arada yaşandığı tarihe unutulmaz bir kayıt olarak geçmiş bir geceydi. Tam meclise ulaşmaya çalışırken bütün trafiklerin kapatıldığını öğrendiğimiz, yolların kapatıldığını öğrenmemiz sonrasında yapabileceğim en ciddi katkının ulusal ve uluslararası kanallarda demokrasimiz adına sesimizi yükseltmek olduğu kanaatiyle bütün ulusal kanallara ve uluslararası kanallara irtibat kurmaya çalıştık. O sırada Sayın Cumhurbaşkanı'na da koruma müdürü üzerinden ulaştığımızda onun da benzer bir hazırlık içerisinde olduğunu öğrendim. O gece beni en çok etkileyen, derin bir hüzne boğan an, çok değerli dostum, kardeşim Erol Olçoğ'un şehadet haberini aldığım andı. Haberi aldığım anda secde kapandı. Çünkü takriben bir ay önce Ramazan'da Umre'de birlikteydik. Kutsal bir yolculuk içinde başka bir yolculuğa hazırlanıyormuşçasına, bembeyaz elbiseler içinde ve nurani bir yüzle birlikte nice tavaflar yapmıştık. Demek ki dedim, Erol dostum, kardeşim, o yolculukta bir başka yolculuğun haberini, mesajını, müjdesini almıştım. Bu önemli uluslararası kanallara çıkarak onlara şu mesajı ilettim. Beni düşündüren, o anda açıkçası biraz da telaşlandıran husus, hemen hemen bütün uluslararası kanalların sanki darbe olmuş bitmiş gibi yayın yapıyor olmalarıydı. Bir müdahale etmek gerekiyordu ve gerek Ortadoğu'da gerek uluslararası alanda tanınan kanallarda şu sözlerle hitap ettim. Sizler için belki bugün Türkiye'nin karanlık bir gece yaşadığını hissettiren olaylardır yaşananlar. Şunu unutmayın. Bu gece karanlık bir gece olabilir. Ama yarın Türkiye yepyeni ve bir daha darbenin adının bile anılamayacağı bir güne uyanacak. O gece daha sonra gençlerimizin bir daha böylesi ideolojik, seküler ya da dini şartlanmışlıklara düşmemesi için bir kitap yazmaya karar verdim. O gece ve ilk eksizleri bir taraftan televizyonlara konuşurken bir taraftan da daha çok sonra yayınladığım Duruş kitabının ana hatlarını o gece el yazımla kaleme aldım. Sabahın erken saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşma imkanı bulduğumda gördüğüm manzaralara hüzün vericiydi. Bu milletin Gazi Meclisi, yani Yunan topçularının Polatlı'ya kadar geldiği günlerde ayakta kalmış olan Ankara'nın ruhu ve devletimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Meclis, bu sefer kendi ordusu içinde bir hain grup tarafından havadan bombalanmıştı. O binaya girerken her adımda cam kırıklarının arasında o kırıklarla birlikte yaşadığımız hüznün kırıklarını da hissettim. Devlet yapımızdaki kırılmaları, siyasetimizdeki sapmaları ve dini geleneğimiz içindeki bu derin fay kırıklığı. Bu kırıkların içinden yeni bir demokrasi, yeni bir devlet tecrübesi inşa etmek gerekir diye düşündüm. Gelecek Partisi'ni doğuran şartlar, Gelecek Partisi'ni kurmak üzere bizi harekete sevk eden temel sahipler, 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübenin bir daha yaşanmaması içindir. Ve 15 Temmuz'da yaşanan o acı tecrübeden herhangi bir otoriter eğilimin ortaya çıkmaması içindir. Öncelikle 15 Temmuz'da herhalde benim kadar rahat olan herhalde hiç kimse yoktu o gece. Belki de bugünkü acım veya bugünkü acımın bu kadar derin olması o geceki rahatlığımdan kaynaklanıyor. Neden rahattım? Güveniyordum. Nereye? Türkiye Cumhuriyeti iktidarına. Bugünkü üzüntüm, bugünkü hayal kırıklığım belki o gece çok güvendiğim içindi. AK Parti hükümetinin liderliğinde Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan gerçek bir demokrasi doğabilecek bir geceydi. Devlet millete borçlanmıştır 15 Temmuz'da. Ama bu ismi bilinmeyen, ki mesela bende öyle bir liste var. İzmir'de davası görülüyor onun. Ve ben o davayı, iş adamları bunlar, FETÖ davası. Bunların birleştirilmesi için teşebbüste bulundum. Ama dava birleştirilmiyor.
Ben müşteki olmak istiyorum, müştekiliğim kabul edilmiyor. Listedeki 23 kişinin 23'ü çok zengin. Ama sizin bildiğiniz zenginlerden değil, ama çok zenginler. Ve çok güçlüler. Öyle güçlüler ki İstanbul'da cadde isimleri var bu insanların. Ve nasıl bir tevafuktur ki bir tanesinin cadde ismi Erol Olçak caddesi olarak değiştirildi.